Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte DaVinci Resolve'un 17. versiyonunda ister yayınlarınızda, ister yazılarınızın arkasında isterseniz herhangi bir yerde kullanabileceğiniz yapması nispeten kolay bir arka plan animasyonu yapacağız ki zaten şu an ekranda görüyorsunuz ve bu animasyonu da geçen hafta yaptığımız yazı animasyonunun arkasına koyacağız ki kullanım örneklerinden birini siz de burada görebilin diye. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert, yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Dedim ve ben DaVinci Resolve'u önceden açtım. Hatta ben az önce bunu biraz sonra yapacağımız efekti bir kere yaptım. Fakat bilgisayarım kastığı için e, kapatmak zorunda kaldım. Kaydedemedim de ama ne yaptığımı kısaca özetleyeyim. 1920 1920'ye 1080 30 FPS olarak bir proje açtım. Ve bu projenin içine bir tane Fusion kompozisyon oluşturdum. Adını da dedim ki background. Bu background'u alıp timeline'ıma bu şekilde koymak suretiyle Playhead'in bunun üzerindeyken Fusion'a geçtim. Şimdi siz zaten en başta neye benzediğini gördünüz. Biz az önce gördüğünüz efekti şu an yapıyor olacağız. Çünkü henüz yapmadık onu. Ben yaptıktan sonra kurguda başa koyacağım. Bir tane media out'um var. Bu burada dursun. Yan taraftaki kısa yol tuşlarını, klavyeye bastığım tuşları koymayacağım oraya. Çünkü ekranın olabildiğince kullanmam gerekiyor ki zaten çok fazla bir şeye de basmayacağım. Öyle olağanüstü bir kısa yol kullanmayacağım. Kullandıklarımı da burada mutlaka söylerim. Şimdi bu animasyonu yapabilmek için önce bir tane Shape 3D noduna ihtiyacımız var. Shape 3D'yi buraya alıyorum ve Shape 3D nodumu buradan birinci pencereme sürüklüyorum. Eğer sizde burada tek pencere varsa şuradaki butondan bunu Tek ya da çift pencere olarak düzenleyebilirsiniz. Ben bu Shape 3 nodunu bu şekilde kullanamayacağım tabii ki. Siz zaten en başta gördünüz. Bizim bunu kare kare kullanmamız gerekiyor. Ne denir tam bilemedim. O yüzden bunu Wireframe moduna geçiriyorum. Wireframe'e bastığımda ben bu nodun kare kare olduğunu göreceğim. Şimdi bunun boyutu da benim için çok kısa. bir çok düşük bir oran. Ben bunu ne yapayım? Mesela 150 yapalım boyunu. Subdivision'ını da 150 yapalım. Şimdi burada kontrol tuşuna basarak mouse'u yuvarlarsam aslında ne yaptığımı görebilirsiniz. Şimdi biz bu nodu biraz biçimlendirip en başta gördüğünüz hale getireceğiz. Ama öncelikle benim bunu bir de yan yatırmam lazım. Shape 3D'nin transformuna geliyorum. Buradaki rotation'dan X rotasyonuna X 90 yazıyorum ve Shift tuşuna basarak sağ tıkla burada bu şekilde baktığımda orbit yaptığımda yani nasıl bu nodun buraya yaptığını siz de görebilirsiniz. Şimdi bizim bu nodu hareket ettirebilmemiz için böyle biraz daha biçimlendirebilmemiz için bu nodu displace etmemiz lazım. O yüzden shape 3D'ye tıkladım. Shift space bar yani klavyemizde bulunan uzun çubuğa basarak select tool aracımı açtım. Buraya displace asla yazamadım. Displace 3D nodunu ekliyorum ve displace 3D nodunu şöyle ikinci pencereye alacak olursam gördüğünüz gibi değişen hiçbir şey yok. Çünkü bizim bu display'si bir haritaya bir map'e bağlamamız lazım ki o map'i kullanarak display edebilsin. Bunun için de ben buradan bir fast noise alacağım. Şurada ikinci nodu görebiliyorsunuz. Fast noise'u buraya aldım. Bunu tutup ucundan displaye bağladım. Bağladığım anda ufak tefek bazı değişiklikler oldu. Şimdi bunu size şöyle göstereceğim. Display zaten ikinci penceremde benim. Birazcık uzaklaşıyorum ki bütün görebilmek adına orta mouse tuşuyla basarak bu şekilde gezebiliyorum burada. Şöyle biraz ortaladım. Face noise'u da tutup buradan birinci pencereme bıraktım. Ki ne olduğunu aynı anda eş zamanlı görebilelim diye. Şimdi face noise'un ben öncelikle birazcık detayını arttıracağım. Birazcık dedim sonuna kadar açacağım. 10 yaptım detayını. Kontrastını biraz arttıracağım. Gördüğünüz gibi buradaki desen değiştikçe haritamızın da daha doğrusu gridimizin de değiştiğini görebilirsiniz. Şimdi yapacağım şey scale'i buradan arttırmak. Şöyle 20. 20 uygun aslında. 20 kalsın. Belki kontrast da biraz oynayabiliriz. Şöyle birazcık daha yumuşatabiliriz. Detayını şuradan belki 15 yapsak. Daha mı iyi oldu? Shift'e basarak sağ tıkla. Şöyle bir aşağıdan bakıyorum. Fena olmadı. İstersek Displace nodu üzerinden buradaki Scale aracını kullanarak biz bunu daha da arttırıp aslında etkisini yükseltebiliriz ama ben bunu çok arttırmayacağım en azından 1,2 olarak düşünebiliriz. Bence böyle gayet iyi oldu. Şimdi bizim bu 3D görüntüyü önceki dersleri izlediyseniz biliyorsunuzdur. Ön izleyebilmemiz için bir tane renderere ihtiyacımız var. Şimdi ben bu rendereri buradan tutup buraya aldım. Gördüğünüz gibi en sonda bulunan not zaten buradaki araç barında. Displays'i buradan tutuyorum. Renderer'a bağlıyorum. Renderer'ı da artık Media Out'a bağlayabilirim. Media Out'u 2'ye basarak ön izlediğimde burada karman çorman bir şey gördük. Bu bizim az önce yaptığımız şeyle alakası olmayan saçma sapan bir şey. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Renderer'a tıkladığımda Renderer Type olarak Software Renderer gözüküyor. Ben bunu tıklayıp OpenGL Renderer'a çevirdiğimde aslında nispeten neler olduğunu burada birazcık daha görebileceğiz. Şimdi benim bu çizgilerin arasında hareket edebilmek için bir tane kameraya ihtiyacım var. Kamerayı alıyorum. Şöyle gene en sondaki araç barının son kısmından. Bunların zaten hepsi 3D node'lar bu arada. Kameramı aldım. Fakat ben bu kamerayı buraya direkt olarak mergelemeyeceğim. Ben buraya ilk önce bir merge alıp 3D merge alıp koydum. Bu 3D merge'ün altına bir tane daha 3D merge koyacağım. Diyeceksiniz ki neden? Neden? Çünkü ben bu kamerayla beraber hareket ettirmek istediğim bazı şeyler var. Örneğin ışıklar. Çünkü biz burayı şimdi ışıklandırdığımızda ışıkların da kamerayla beraber hareket etmesi lazım. Bunun en kolay yolu hepsini bir merge'e bağlayıp aslında merge'e hareket ettirmek. Yani bütün hareketi aslında bir hareket yaptıktan sonra diğerlerini expression'a da bağlayabiliriz. Ama o biraz daha ileri bir teknik. En kolayı bu olduğu için ben bunu tercih ediyorum şu an. Bu merge'ü yukarıdaki merge'e bağlıyorum. Hatta bu merge'ün adına da hareket diyeceğim ki sonradan unutmayayım ne olduğunu. Pekala. Kameramı buraya koydum. Şimdi ben bu mörcü birinci penceremde izleyecek olursam şöyle gördüğünüz gibi kamera burada hatta şu mörcü izleyelim birinci penceremde. Şöyle biraz da kontrole basarak uzaklaşayım. Benim kameram burada ve ben buradaki mörcü hareket ettirecek olursam bu mörcün gördüğünüz gibi transformunda Z ekseninde geriye çekecek olursam ben artık bu çizgilerin arasında hareket edebiliyorum. Çok güzel. Ama ben öncelikle kameranın transformundan kamerayı y ekseninde birazcık yukarı çıkaracağım ki şöyle birazcık çıkartıyorum. Belki 3 birim. 3 yazalım. Güzel. Şimdi x ekseninde de birazcık aşağı baktıracağım. Çünkü birazcık ufuktan kaydık. Ufuğumuzu biraz ortalayalım tekrar şöyle eksi 1 desek bence gayet güzel oldu. Şimdi biz bu nodu hareket ettirirsek hareket nodunu gördüğünüz gibi bunların içinde gezebiliyoruz. Pekala. Şimdi ben bunun içeriden dışarıya doğru açılan bir hareket olmasını istiyorum. Dolayısıyla sıfırıncı karede ben bunu z ekseninde birazcık ileri iteceğim. Çok da ileri itmeyeyim. Tamam. Z ekseninde ilk karede sıfır olsun. Son karede bunu şöyle geri çekelim. Şurada bir yerlerde de bitirelim. Şöyle de bitsin. Bunu izleyecek olursak şu an keyframe vermediğimiz için hiçbiri olmadı. Çünkü az önce buradan sıfırladık. Şimdi şöyle yapalım. Tamam. Şimdi şu, tamam. Şimdi oldu. İzleyecek olursak gördüğünüz gibi dağların daha doğrusu bu çizgilerin arasından hareket ede ede geliyoruz. Biz bu displace noduna bağladığımız fast da bir seed rate verirsek bu kendi içinde hareket etmeye başlayacak. Şöyle virgül 1 yapalım. Daha doğrusu nokta 1 yapalım. Şöyle bir izleyelim. Şöyle izliyorum. Gördüğüm kadarıyla bu benim isteğimden biraz daha hızlı. O yüzden nokta 05 yapacağım. Hatta 4 yapayım. İyice garanti olsun benim için. bence böyle daha düzgün oldu. Daha yavaş ve yumuşak hareket etmesi benim için daha iyi. Şimdi aslında efektimizin çok büyük kısmını bitirdik. Ben bunun arkasına bir siyah arka plan koyacağım. Bir tane background nodu aldım. Bu background'u tutup buradaki renderer'la bağlayacağım. Renderer üstte kalacak şekilde. Buraya bir yeni merge oluşturacağım. Buradaki merge'ü de şöyle tutup media out'a bağlarsam arka planın siyah olduğunu görebileceğiz. Şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz. Gördüğünüz gibi bu çizgiler şu an beyaz. Ben eğer buradaki Shape 3D noduna gelip buradaki materyalden bir renk seçersem şu şekilde örneğin bir pembe renk seçersem biz burayı pembe olarak göreceğiz. Fakat ben bunu açık söylemek gerekirse çok doğru bulmuyorum. Çünkü böyle olduğu zaman biz aslında bu düzenin tamamını aydınlatamıyoruz. Ben bunu kamerayla beraber hareket edecek şekilde aydınlatmak istiyorum. O yüzden buradaki rengi ben beyaz bırakacağım. Dediğim gibi eğer bunu daha renkli olmasını isterseniz buradan da renk verebilirsiniz. Fakat şimdi benim yaptığımı görünce ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ben şimdi buradan kameranın yanına bir tane spotlight alıyorum. Şu şekilde. Bu spotlight'ı buradaki hareket noduma bağlıyorum. Bu spotlight'ı ben buradan tutup transform'dan şöyle shift'e basarak biraz yan döneceğim. Y ekseninde öncelikle bir yukarı çıkaracağım ben. Şöyle çıkarıyorum. Çıkardım çıkardım çıkardım. Ve x ekseninde aşağı baktıracağım. Bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra şu an şunu diyor olabilirsiniz. Hiçbir şey değişmedi hayatımızda. Evet. Çünkü önce renderer'dan buradan lighting'den lighting'i ve shadow'u enable etmem gerekiyor. Daha sonra biz bu kamera ile ışıkları tek bir merge'e bağladığımız için bu de ışıkları geçirebilmesi için buradan pass through lights'ı aktive etmem gerekiyor. Şu an benim burada oluşturduğum ışığın nereye etki ettiğini rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben şimdi şu şekilde ışığı birazcık x ekseninde kenara almak istiyorum. Yarısını aydınlatmak istiyorum ve kontrolden intensity'yi buradan 10 yapmak istiyorum. Işığımı güçlendirdikçe buradaki çizgilerim daha güzel gözüküyor ve bu ışığın rengini buradan alacağım mesela bir pembe yapacağım. Bu benim daha çok hoşuma gider. Şimdi bu, burada da aşağıdaki not kısmında orta tuşa basarak, mouse'un orta tuşuna basarak gezebiliyoruz. Bu spotlight'tan bir tane. Ctrl C yaptım. Altına geldim, boşluğa tıklayıp Ctrl V yaptım. Bu spotlight'ı da hareket noduna bağladım. Şimdi bu spotlight'ı transform'a gelip buradan X ekseninde kenara çekeceğim. Şu şekilde. Zaten muhtemelen ne yapmaya çalıştığımı anladınız. Bunu da kenara çekip, bunu da kontrolden rengini turuncu yapalım. Hatta bunu kontrolden bir transformdan birazcık daha çekebiliriz. Şu şekilde. Böylece buradaki con angle'ı kullanarak da aslında birazcık daha renklerin birbirine yaklaşmasını sağlayabiliriz. Bunu 50 yapalım. Diğer spotlight'ın da cone angle'ını yani açısını öndeki uzayan kısmını 50 yapalım. Böylece renklerin şöyle sağ tık ve shift burada geziyorum. Birbirine ne kadar yaklaştığını görebiliriz. Hatta bunu birazcık daha çekiyorum. Bunlar tamamen deneme yanılma ile olacak şeyler. Hani %100 bu rakamları yazın diyemiyorum size. Ama burada yaptığımız şey artık biz zaten hareketimizi en başta vermiştik bu merge tool'umuza. Burada biz hareket ettiğimizde gördüğünüz gibi ışıklarımızla beraber hareket edeceğiz. Benim en çok istediğim şey bu. Şimdi gördüğünüz bir şey var. Arka planı net olarak göremiyoruz. Arka planı net olarak görebilmek için tekrar Shift Space bar'a basıyorum ve buraya bir directional light ekliyorum. Directional light'ımı aldım. Onu da buradan hareket moduma bağladım. Transform'dan Y ekseninde yukarı çıkarıyorum. Çıkarıyorum, çıkarıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi zaten ben onu yukarı çıkardıkça Ne kadar etki ettiğini görebileceksin şimdi z ekseninde onu biraz ileri iteceğim ben Ki bizim buradaki ışıklarımıza çok fazla karışmasın Ve sadece arka planı aydınlatsın diye şimdi onun da intensitesini 5 olarak ayarlayacağım Ve şu an beyaz ışık verdiği için arka plandaki renkler beyaz oldu Ben şimdi buraya da Şöyle bir koyu mor Renk koyacağım Belki bunu birazcık daha açabilirmişiz mi acaba açık bir mor mu yapsaymışız diye düşündüm. Şu nasıl? Zaten bunu seçmiştik. Şu nasıl? Evet, bu daha iyi. Hatta istersek bunu da birazcık x ekseninde aşağı bakacak şekilde ayarlarsak diğerlerinin üzerine renk dökülmesini sağlayabiliriz. Böylece bunu 5 değil de 2 yaparak daha dengeli bir dağılım oluşturabiliriz. Bu şekilde biz bunu artık ilerlettiğimizde bizim animasyonumuz bu şekilde oluşacak. İstersek sanki burası 3 fazla mı oldu bunu 2 mi yapsak? 2 yaptığımızda yüksekliği, kameranın yüksekliğini daha sanki aralarından geçebileceğimiz bir animasyon oldu. Şöyle izleyecek olursak şimdi ben bunu söylerken kasacak tabii ki bu. Bence gayet tatlı bir animasyon oluyor. Yani bu arasından geçtiğimiz efektler bizden uzaklaştıkça renkleri de değişiyor bunların bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi yan tarafta bütün ışıklarım ve kameram hepsi aynı anda geriye doğru geliyor. Şimdi her şey güzel. Bundan sonrası aslında efektim bundan sonrası birazcık sistemi güçlü olanlar için anlatacağım kısım. Çünkü benim sistemimde kasıyor bu efekt bu şekilde yapınca. Ben bunu tekrar 3'e çıkaracağım bu arada. Hatta 2.5 mu yapsak? 2.5 daha iyi oldu. Evet çünkü 2 de çok aşağıda 3 de çok yukarıda hissettim. 2.5 daha iyi gibi. Şimdi kullanacağımız efekt aslında Accumulation Effects yani bizim alan derinliği elde etmemize yarayan efekt. Onun için de Renderer 3 diye geldim. Buradan Accumulation Effects'e geldim ve buradan bir tane seçeneğim var. Diyor ki Enable Accumulation Effects. Buna bastığım anda burada biraz bekliyorum. Umuyorum ki sesim kesilmeyecek. Çünkü bilgisayarım bunu işlemek için uğraşıyor şu an. Bekliyoruz. Ne kadar uzun sürdüğünü bu şekilde görebilirsiniz. Çünkü gerçekten bekletiyor beni. Ve karman çorman bir şey oldu. Şimdi biz bu görüntünün odağını kendimize çekmemiz gerekiyor. Bunun için kamera adına gidiyorum tekrar. Kameramda, kameranın kontrollerinde focal plane'im benim 4. Yani çok yakın. Ben bunu ileri atacağım. Mesela şöyle 20 yapacağım öncelikle. Bunu da deneyerek buluyoruz bu arada. Hani bunun da doğru bir rakam yok. Burada kameranın üstünde bulunan parametrelere göre değişen özellikler bunlar. Şu an kameram benim 35 milimde focal plane'imi 20 olarak ayarladım. Aslında 20 cuk diye oldu mu ya? 20 cuk diye oldu gibi. 15 yapsak? Şimdi buraları beklemeli çünkü benim sistemim bunu kaldırmıyor yani. Umuyorum ki sizin sisteminiz kaldırır. 15 çok yakın oldu. 20. 17. 17'yi bir de bakalım. Olmadı 20'ye döneceğiz tekrar. Çünkü 15 çok yakın oldu. Bakıyorum. İnşallah bakabilirsek. 17 bence daha iyi oldu 20'den. Çünkü tam böyle önden de birazcık fluluk var. Önde biraz net değil. Şurası net ve arka planımız daha da flu. Evet aslında bu şekilde bunu çıktı alabilirsiniz. Fakat bir karenin oluşma süresi bile nereden baksanız. Şöyle bir 5-10 saniye sürdüğü için. Ben buradan herhangi bir kareye gittiğimde örneğin dönüyorum. Başka bir kareye dönüyorum. Kameram ve ışıklarım hareket etti. Şimdi tıkladığım andan itibaren işlemeye başladı. Bekliyoruz bakalım işleyecek mi? Evet çok uzun sürüyor işlemesi. O yüzden eğer sisteminiz kaldırıyorsa ben bu efekti kullanmanızı tavsiye ederim. Fakat benim sistemim kaldırmadığı için ben bunu kullanmayacağım. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Buradaki kualitemiz bizim blur kalitemiz 32. Bunu şöyle belki 10 yapabilirsiniz. Tabii ki bu kalite ne kadar düşerse bilgisayarın bunu render etmesi o kadar kolaylaşacak ama elde ettiğiniz görüntü de bir o kadar nasıl diyeyim kalitesiz olacak aslında. Şu an gördüğünüz gibi buradaki çizgileri biz seçebiliyoruz. Buradaki blur ne kadar kaliteli olursa biz daha net görebiliyoruz onu. O yüzden bu da böyle bir şey. Ama bu efekti böyle Birebir olmasa da mesela şimdi accumulation efekti kapatalım şu an elde ettiğimiz görüntü bu Biz bunu Accumulation efekti kullanmadan Nasıl fake edebiliriz nasıl Fake olarak kullanabiliriz tekrar shift spacebar yapıyorum ve buraya Blur yazıyorum Buradaki blurlardan Arkadaşlar normalde depth blur kullanırsam Aynı işi görüyor fakat depth blur da Çok fazla Sistem isteyen bir blur Ben o yüzden buradan Tilt shift blur alacağım ve bu tilt shift blur'u buradaki merge'den sonraya şöyle bırakacağım. Gördüğünüz gibi burada center'ı seçerek örneğin burayı seçerek ben burayı tekrar fit yapayım yakından görelim. Buranın blur'unu arttırabiliyoruz. Blur strength'ini şu şekilde arttırabiliriz. Diğeri gibi rengini çok fazla değiştirmiyor. Örneğin bunu fest yaparsak rengini biraz daha kısa biliyoruz. Mesela şu olabilir gibi geldi bana. Fokusumuz tam olarak burada olsun. Burada range'imiz bence gayet güzel. Bu şekilde nispeten daha az kasan bir efekt elde edebilirsiniz. Ben olsam en azından sizin yerinizde eğer sisteminiz kaldırmıyorsa bunu size çok rahat bir şekilde tavsiye ederim. Buradaki araçları kullanarak da aslında şöyle biraz daha uzaklaşayım. Buradan ince ayar yapabiliyorsunuz. Örneğin arka planı daha da bulanıklaştır gibi. Ama gerek var mı bana sorarsanız şu an için yok. Çünkü gerçekten buradan özellikle lens blur seçerseniz lensin özelliklerini de buradan seçebiliyorsunuz. Örneğin arka planı sekizgen diyafram yapabiliyorsunuz. Onu buradan nasıl gösterebilirim size? Altıgen yapınca daha net gözüktü. Burada diyaframı görebiliyorsunuz. Mesela bıçakların eğriliğini arttırdığınız arttırdığınız zaman arkadaki bokeler, arkadaki bulanıklıklar daha da güzel oluyor. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Highlight'ları kısabilirsiniz. Çünkü highlight'lar dediğim gibi biraz yukarıda. Highlight'ları biraz kısa. Belki buradan anamorfik bir şeyler yapabilirsiniz. Şöyle kenarları uzayan bir şey yapabilirsiniz. Bu tamamen dediğim gibi size kalmış. Buradaki seçenekler tamamen sizde dedim. Şimdi ben bu animasyonu bir çıktı alıp bir de geçen hafta yaptığımız efektin yazı efektinin üzerine koyacağız. Ya doğrusu yazı efektini bunun üzerine koyacağız. Şimdi dakikama da bakıyorum biraz çok olduğu için hemen o kısma geçiyorum. Bu arada az önce şunu söylemeyi unuttum. Bu buyurdan önce isterseniz buraya bir soft glow ekleyerek aslında buradan intensity'yi pardon gain'i 1'e düşürüp glow size böyle bir tık arttırarak aslında yazımızın etkisine benzer bir etki elde edebilirsiniz. Ben yine arka planı siyah yaptım. İsterseniz buraya başka efektler, başka yazılar, bir şeyler koyabilirsiniz tabii ki. Ama ben böyle yaptım. Benim açıkçası böyle hoşuma daha çok gidiyor. Şimdi bunu bu şekilde bırakalım. Glowlu bir şekilde. Ben az önce yaptığım text örneğini şuraya alayım. Siz beni beklerken ben o sırada çıktı alıyordum. O yüzden kaydı bir durdurdum. Baştan aldım sonra textimiz. Burada bunu da şöyle üzerine koyarsak textimi de buradan edit moda getirdim. Bu şekilde eğer textimi de bunun üzerinde kullanabilirim. Şöyle. Ama gördüğüm kadarıyla bu animasyon hala çok hızlı. Şu arkadaki dağların dağların demeyeyim de tekrar Fusion'a geçiyorum bu sebeple. Yanlış Fusion'a geçtik. Bunu sağ tıklayıp Open in Fusion Page diyelim. Buradaki Fast Noise'un Seed Rate'i çok yüksek. Ben bunu virgül 0.2 yapayım. Ve şimdi tekrar Edit sayfasına döneyim. Şimdi Playback Render Cache Smart diyelim. Çok az bekleyip bu kısmın birazcık render alınmasını bekleyelim. Evet, sanki böyle daha iyi oldu. Bence daha iyi oldu bu arada. Evet, şöyle renkli bir yerde bırakalım. Evet, aslında bugün size anlatacağım efekt bundan ibaret. Gördüğünüz gibi arka planımızı yaptık. Tekrar Fusion'a geçeyim. Neler yaptığımızı buradan daha detaylı göstereyim size. Kısaca özet geçeceğim ne yaptığımızı. Burada bir shape nodumuz vardı. Bu shape nodunu buraya aldık. Bu dümdüz aslında bir düz plane'di. Yani dümdüz bir yaprak sayfa gibi bir şeydi. bunu wireframe'e dönüştürdük. Buradan parametrelerini değiştirdik. Daha sonrasında ben bunu eksi 90 olarak geriye yatırdım. Daha sonra displace node kullanarak bu displace'i de test noise ile map ederek aslında bu wireframe'i bir şekil hareketlendirdik. Bir takım hareketler verdik ona. Daha sonrasında kameramızı, ışıklarımızı hepsini tek bir noda bağladık. Bu nodu hareket ettirdik buradan. Hepsini birlikte hareket ettirmemize olanak sağladı bu. Şu, da nodu özellikle şuraya alırsam. Gördüğünüz gibi bu not sayesinde tek bir hareket nodu sayesinde 3 ışığımız artı kameramızı hareket ettirebildik. Sonrasında bunlar 3D görüntüler olduğu için bunları gördüğünüz gibi renderer 2D görüntüye dönüştürdük. Yani izlenebilir bir görüntüye dönüştürdük arkasından bu görüntünün arkasına arkasından arkasına bir siyah background ekledim. Buradan düz bir background alıp bunu buraya merge'ledim. Bu dümdüz siyah bir background. Onun arkasından buradaki çizgilerimiz biraz daha göze dolgun gelsin diye bir soft glow efekti ekledik. Sonra da bir tilt shift blur ekledik. Zaten ders az önce izlediğiniz hatırlıyorsunuz. Renderer'dan accumulations efekt yerine bu Biraz daha dediğim gibi işlemciye ve ekran kartına çok fazla yüklenen bir efekt. Daha aslında so aslına bakarsanız gerçekçi efektler veriyor. Gerçekçi sonuçlar veriyor ama bizim bilgisayarlarımız o kadar güçlü olmadığı için ben bunu bu şekilde sahte bir alan derinliği yaratmayı bence daha mantıklı. En azından daha çabuk render oluyor. Ve burada tilt shift'i e ekledikten sonra medya autoa bağlayıp artık burada izleyebilir hale geldik. Geçen hafta yaptığımız yazıyı da ben buradan çıktı aldım. Bunu dümdüz çıktı aldım. Herhangi bir alfalı falan almadım. Onu da buradan kompozit moddan normaldeyken gördüğünüz gibi bu siyah oluyor arka planı. Çünkü bunun da arka planı siyahtı. Buradan normalden çevirip add yapıyorum. Add yaptığımda siyah arka planı görmüyor. Birazcık da renkleri parlatıyor aslında. Bu da böyle bir şeydi. Aslında bu ders bu kadar. Şimdi ben bunları tekrar çıktı alıp dersin başında siz izleyebilin diye oraya koyacağım. Onun dışında da söyleyecek bir şeyim başka yok. Umuyorum ki şimdi bir dakika şuraları bir render cache non diyelim. Bir dursun çünkü bir yandan render yapıyor ve bu korkutuyor beni. Belki sesim kesiliyor olabilir diye. Bu noktadan itibaren başka söyleyecek bir şeyim yok. Umuyorum ki bu video sizin bir noktada işinize yarar. Çünkü gayet bana sorarsanız kullanışlı. Başka yerlerde de yayınlarda mesela arka plan efekti olarak bunu atıyorum 5-10 saniyelik yapıp sürekli looplayacak, kendini tekrar edecek şekilde kullanabilirsiniz illa kamerayla içinden böyle bir şekilde geri gelmenize de gerek yok. Sadece fast noise'da bir seat rate verip kendi içinde dalgalanmasını sağlayabilirsiniz. Bence bu da güzel bir efekt olur. Dolayısıyla her yerde kullanabileceğiniz bu şekilde title'ların arkasında yayınlarınızda kullanabileceğiniz bence yapması gerçekten kolay ve kullanışlı bir efekt. Umuyorum ki işinize yaradı. İşinize yaradıysa bunu yorumlarda bana belirtmeyi unutmayın. Bunun yanında bu video ile ilgili diğer videolarla ilgili sorularınız olduğunda artık nereden ulaştırabileceğinizi bunları biliyorsunuz. Aşağıdaki yorumlar kısmından ya da Discord sunucumuzdan bunları bana sorabilirsiniz. Discord'a gelmenizi ben özellikle tavsiye ediyorum. Discord'da çünkü artık DaVinci Resolve öğrenen bir sürü arkadaşımız oldu. Size yardımcı olabilecek benden başka arkadaşlar da var orada. O yüzden ben oraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Bunların yanında videoyu beğendiyseniz videoya bir beğeni bırakın. Eğer kanala henüz abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz ve kanalı desteklemek isterseniz aşağıdaki katıl butonuna bir kere basarak kendinize uygun bir seçenek bulabilirseniz oradan beni desteklemeyi seçebilirsiniz. Onun dışında da başka bir şey söyleyecek aklıma gelmiyor. Umuyorum ki hepinizin keyfi yerindedir. Umuyorum ki hepinizin sağlığı yerindedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.